Evet efendim, Bir Eğitim Atlası programıyla karşınızdayız. Üniversitelerimizi tanımaya, yakından projeksiyon tutmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi de e, tabii e, ismiyle inşallah müsemma gerçekten bu ülkeye çok e, değerli e, katkılar yapacak. E, çok kıymetli hocamızı ve değerli üniversitesini e, tanıyacağız. E, NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörümüz e, Profesör Doktor Muhsin Kar hocamızla birlikte buradayız. E, efendim e, inşallah dediğim gibi bugün aslında biz İstanbul'dayız genelde televizyon haber ajanslar her taraf belki biraz merkezi noktada İstanbul olduğu için daha çok İstanbul'la belki ilgileniyor gibi oluyoruz ama medya olarak ama Anadolu'da gerçekten o kadar değerli o kadar güzel o kadar gelişmiş üniversitelerimiz var ki biz tanıdıkça dinledikçe hakikaten hayran kalıyoruz İnşallah her Ömer Halis Demir Üniversitemiz de onlardan birisi ve hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ee, hocam şöyle tabii e, genel çerçeveyi biraz böyle bir sizden hani geçmişte neler yapabildik. Üniversitemizin mutlaka e, bir projeksiyonu var. Dünya konjonktüründe, bölgesel konjonktürde oturmak istediği yerler var. Ee, biraz böyle genel çerçeveyle sizden e, böyle efradını cami, yarını mani biraz dinleyelim inşallah evet, hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi üniversitemiz Vizyon olarak bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite diye tanımlıyoruz biz bunu. Bunu tanımlarken tabii bunu bölgedeki stratejik planımız oluştururken bölge bölgenin sosyo-kültürel, ekonomik dinamikleriyle birlikte belirledik bunu. Tabii burada stratejik öncelikler kısmında daha çok biz... Ee, bölgenin e, sanayi ve diğer e, doğal e, tarımsal e, dinamiklerine dikkat alarak enerji nanoteknoloji, ve e, gıda tarım olarak belirledik. Zaten özellikle değil mi hocam? Belki güneş enerjisi olarak veya rüzgar enerjisi olarak belki sizin bölgeniz bu anlamda evet. mümbit mi? İşte yani? güneş enerjisi noktasında Karaman'dan sonra ikincisi. Burada var. da özel ihtisas alanı da zaten belirlendi. Çok Dolayısıyla orada da büyük yatırımların yapılmasını da bekliyoruz. Biz de kendimizi o sektörle birlikte iş yapabilecek kabiliyette ya da kapasitede hem mevcut altyapımız itibariyle zaten o yönde iyi çalışmalarımız var bir de sektörle entegre bir faaliyet yürütelim diye ileride. Hem de tarımda da şöyle hocam yani biraz tabi patatesin yanında bir de elma elma, kiraz çok gibi. Benziyor. başka alanlar da var değil mi hocam? Madencilik yani çok... var. Kalsit diye bir hmm. maden var. Çok değerli. Çok değer katıyor. İhracata gidiyor çünkü çok hmm. farklı girdilerde kullanılan bir maden. Normal dağdan işte beyaz bir taş öğüt, öğütülüyor. Hmm. ve biraz da nano teknolojide kullanılarak ihraç ediliyor. Niye için çok önemli, kıymetli evet. değer. Tabii bu, bu e, vizyon çerçevesinde de biz öğrencilerimize de e, yani e, işte araştıran, sorgulayan, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip e, bireyler bir şey diyor, e, yetiştirmeye bir şey. çalışıyoruz. Tabii. Ve tabii bunlarla birlikte de işte e, üretilen, üniversitede üretilen e, bilgi, teknoloji, sanatsal faaliyetlere birlikte de bu değerlerle, e, e, üniversitede üretilen bu değerlerin de bölge kalkınmasına ve ülke kalkınmasına hizmet etmesi. Yani bu bizim vizyon ve misyon olarak üniversitemizin genel çerçevesi bu evet. şekilde Aslında oluşmak. mesela şöyle bir şey de var. Anlattıklarınızdan tabii ki biraz kendi adıma çıktığım nokta şöyle gibi. Yani herhalde üniversitenin buradaki sabit ayağını bir yere perçinlemesi noktası da galiba önemli. Hani tabii. şey vardır ya hocam, yani bazen bazı insanlar böyle bir yere giderler, orada yaşarlar ama orayla yaşayamazlar. Evet. Siz zannediyorum oradasınız ama orayla birliktesiniz bir yandan. Tabii ki yani çünkü biz şunu biliyoruz üniversiteler bulundukları bölgeye çok ciddi katkılar sağlarlar. Yani sadece bu oradaki öğrencinin bulunmasından ya da bir şehre ekonomik katkısı değil eğitim öğretim faaliyetinin yanında bir ciddi bir arge faaliyeti Kesinlikle. var araştırma geliştirme faaliyeti var ve bu ikisinden doğan bilgi birikimi de topluma taşar bu sanayiye bazen sanayiye bazen sivil toplum kurumlarına oraların da gelişmesine katkı sağlar ki zaten e, eskiden bu, bu bazen topluma hizmet tabiri kullanılırdı. Şimdi onu kullanmıyoruz. Topluma katkı diyoruz. Çünkü Abi. toplumdan da öğreniyor üniversite. Kesinlikle. Yani sanayiden öğreniyor, STK'lardan da öğreniyor hı hı. ve bilgisini de oraya da karşılıklı bir etkileşimi ifade etmesi anlamında toplumsal katkı kavramına e, kullanıyoruz biz bu üniversitelerin Tabii. üçüncü fonksiyon yani olarak. Yani o kampüsün dışına çıkarak var, bulunduğu bölgeyle entegre olabilme hali. Evet. Tabii eee e, bu genel e, çerçevede bizim eğitim öğretim müfredatlarımız e, bu çerçevede oluşturuyoruz. Mesela bu yıl e, tüm üniversite, üniversitenin tamamında pandemi e, salgın koşullarında e, üniversitenin tamamında bir müfredat güncellemesi yaptık. Kalite güvence hmm. sistemi çerçevesinde. Evet. Paydaşlarımızla e, bu... Yok Akın e, değil mi hocam? Tab yani, Tabii. Dolayısıyla bir e, yokun kalite sistemi var. Ayrıca bölümlerinizde mesela akreditasyon durumları mesela özellikle evet, evet, evet. de öne çıkarmak Mühendislik olabilir. fakültemizde akreditasyon müdek, müdek akreditasyonlarımız var ama biz mühendisliğin dışında da Sosyal. şu anda her zamanında. fakültede bir tane en azından bir bölümümüz akredite olsun istiyoruz. Maşallah. Ondaki e, o bir fakülte bir bölümün akreditasyondan diğer bölümlerimiz de öğrenir diyor. Çünkü bunların bir maliyeti var, Benim, hazırlık tabii, durumu var. Tabii, tabii. E, hazır ciddi hazırlıklar gerektiriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla e, yani e, 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 buradaki şey, şeyimiz şu. Yani her, her zaman konuşulur bu 21. yüzyıl becerileriyle mücehhez e, işte öğrenci yetiştirmek. Yani esnek düşünebilen, liderlik kabiliyeti, takım çalışması yapabilen, evet. hem akademik anlamda kendisini yetiştirmiş hem de diğer sosyal kültürel faaliyetlerde de kişiliğini, karakterini yetiştirmiş vatansever insanların e, oluşması. Yani bu bu önemli. Dolayısıyla biz mesela bu bu şeyi çok önemsiyorum. Ben yani bu yıl tüm örümler şeylerimizde e, sektörle e, bu sektörler bazen işte mezunlarımızın istihdam ettiğimiz iş yerleriyle temsilcileriyle sektörlerin temsilcileriyle evet. oralardan hepsinden müfredatımız var. mesela hocam işte teknoloji transfer ofisleri mesela kuluçka merkezleri veya teknoparklar gibi yani bu artık zannediyorum herhalde sizin dediğiniz noktada işte o bölgeye açılma sektörlerle işbirliği yapabilme sanayiyle bağlantılar Hı. buralardan zannediyorum gerçekleşiyor bir yandan da kendi öğrencinizin sadece gidip bir yerde iş bulup maaşlı çalışmayı düşünen değil de işte bu kuluçka merkezlerinde kurdukları işte efendim startup projeleriyle şunlarla bunlarla kendini aslında daha başka bir yere taşıması değil mi hocam? Tabii ki yani şöyle şimdi biz öncelikle bir defa mezun olan öğrencilerimizin istihdam potansiyel olarak istihdam edilecekleri sektörlerin Hı. ihtiyaçlarına uygun yani yeterliliğe yeterliliğe dayalı eğitim eee modeli Hı. Bu kalite güvence sistemi bunu gerektiriyor yani yeterliğe dayalı yani mesela iktisat bölümünden mezun olan ya da bir makine mühendisinden mezun olan öğrencinin sektörün ihtiyacını ne kadar karşılıyor Eyvah. çünkü bu, bu şu açıdan önemli ee, biz ne kadar yetkin bilgi beceri yetkinlik açısından donanımlı öğrenci mezun edersek sektörde hızla bunu şey alıyor. Tabii. Sürece dahil ediyor. Aksi takdirde oraya hizmet eğitimlerle bir firmamı tanı bakalım şudur bu falan bir sürü Çek şey bir oluyor. Dolayısıyla bu, bu süreci şey yaparken tabii ki bu, bu eğitim öğretim strateji çerçevesinde mevcut istihdam imkanlarında düşündüğümüzde kamunun istihdamının sınırlı olduğunu düşündüğümüzde Özel sektörümüz gelişiyor ama yeterli mi? Değil. Onların da, orayı da düşündüğümüzde bir taraftan da öğrencilerimizde tabii ki <laughs> söylediğiniz girişimcilik. Mesela girişimcilik bizim üniversiteden tamamında tüm bölümlerde ders olarak okutulur. Hmm. Yani bir dersimiz vardır. Tüm öğrencilerimiz alır. Burada amacımız şu. Yani kendileri birer yatırımcı, girişimci olsunlar. Bunları Teknopark'ımız var, Kuluçka Merkezi'miz var. Oralardan öğrencilerimiz kendilerini oralarda e, sağlanan imkanlarla yetiştirsinler ve girişimci olarak e, ülke ekonomisine değer katsınlar. Yani hı hı. Çünkü iki türlü oluyor. Bir, e, kendisi bir sistem yaratmak istiyor. Tabii. Bazen de e, bir yerde kendisi çalışan olmak istiyor. Bunlar tabii, tabii. öğrencilerimizin mezuniyetten sonra... Zaten ikisini herhalde dengelemek lazım. Bu sefer şimdi Herkesin patron olduğu yerde kimi çalıştıracağız? Herkesin <laughs> işçi olduğu yerde kim patron olacak? Evet. Meselesi değil mi hocam? O herhalde evet, galiba tabii, kendi tabii, içinde tabii. dengelenmesi gereken bir şey galiba. Kesinlikle. Yani ama yani üniversitelerden çıkan bu startup projeleriyle çıkan şeyler gururlandırıyor. Kesinlikle. Ee, artık biz... yani böyle iftihar edeceğimiz milyar dolarlık artık evet, evet, şey evet. değer evet. olan projeler var artık hocam evet. yani. Bizim teknoparkımız dört yıllık bir teknopark yani ama. E, kat ettiği yol itibariyle şu anda e, işte e, %90 civarında dolluk oranımız var. Evet Ve e, öğrencilerimize de orada ciddi bir hem Hı. çünkü teknoparklar nitelikli personel de istihdam ediyor. Kesinlikle. Çünkü dolayısıyla üniversitede okuyan çocuklardan 3'ten 4'ten mesela şeye başlıyorlar. Orada istihdama başlıyor, Hı. şeye başlıyor. Stajdan mutajdan başlıyor. Ardından çalışmaya başlıyorlar. Mezun olduktan sonra kendileri şirketler kurabiliyorlar orada. Bu da önemli tabii ki. Evet. Kıymetli hocam. Tabii bir yandan bulunduğunuz bölge aslında pek çok yani çok merkezde bir il nide Yani birçok yere çok yakın. Türkiye'nin göbeğinde tabir caizse. Evet. <laughs> bu bir avantaj. Dolayısıyla buradan baktığımızda hem Türkiye'nin bu anlamda merkezinde bir yandan da çok farklı yurt dışı imkanlarına açık bir bölge. Yani burada üniversitenin uluslararasılaşması işte yabancı uyruklu öğrenciniz, Erasmus değişimler, hoca ve öğrenci bakımından yani bunlarda üniversitenin pozisyonu nedir biraz onları açabilir miyiz Şimdi, yani? E, uluslararasılaşmaya e, dediğiniz gibi iki türlü bakıyor. çok daha alması gereken yol i̇ki, var iki, ben önektiriyorum yani. Kesinlikle yani çünkü şöyle Türkiye'deki demografik değişim Üniversitelerin sayısının artması, Hı. kapasitelerin evet. açıkta kalması tabii. ister istemez bizim evet. alternatif insan kaynağını alıp bulup eğitmemiz gerektiren bir çaba içerisine girmemizi gerek Bu ülkesel de çok ciddi bir strateji de olmalı tabii, değil mi hocam? Çünkü tabii. bunlar gittikleri ülkelerde neticede bir gönül kazanarak Kesinlikle. gidecekler. Neticede Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla biz kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Arada bir danışmanlık şirketleriyle falan çalışmıyoruz. Dolayısıyla... Ee, belki sayımız İnternet biraz sınırlı olabilir. kendi gidiyor bu işi yapıyor. Hayır yani biz de olabildiği kadar tanıtım yapmaya anladım, çalışıyoruz. Anladım. Ee, daha önce bize gelen öğrencilerin yakınları üzerinden gidebiliyor bazen. Duyuruyoruz, web sayfamızdan duyuruyoruz. Ona. Şu anda 55 farklı ülkeden 750 civarında bizim öğrencimiz Maşallah var. Maşallah yani inşallah çok yükselir. Yani bu, bu önemli. Sayısını artırmaya çalışıyoruz, evet. gayret ediyoruz ama salgın tabii bizi engelledi. biraz engelledi. Geçen yıl mesela beklentimizin altında öğrenci kayıt yaptı. Çünkü fiziken gelemediler. Kesinlikle. Evet. Diğer tarafı, e, e, uluslararasılaşmada bir bizim e, ikili ilişkiler anlamında, kurumsal olarak yaptığımız şeyler evet. var. Mesela... Bizim özellikle Türk dünyasına yönelik olarak çok ciddi, güzel çalışmalarımız var. Çok Mesela, yakınsınız hocam yani. Hem ya, e, Arap şey hem Türk Cumhuriyetlerine evet. yani yani o şey anlamda evet değil o. de yani biz bu biraz da gönül meselesi biraz da akademisyenlerimizin ha, ilgisi meselesi. Mesela e, Türk dünyası uluslararası Türk dünyası araştırmaları sempozyumu yapıyoruz. Sekizincisini yapıyoruz. Maşallah. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan bir ortağımız var. Hmm. Mesela her yıl bir üniversitede yapılıyor yaklaşık ortalama 300-400 kişi katılıyor. Yok. Bu sempozyumlarımız oldukça hmm. güzel. Sosyal bilimler alanını kapsıyor. Yine benzer bir içerikli Uluslararası Türk Dünyası Mühendis Fen ve Mühendislik Kongresi yapıyoruz. Bunlar tabi lisans öğrencimizi doğrudan ilgilendirmiyor ama üniversitenin uluslararası araştırma stratejisi açısından, açısından tabii, tabii, size... ve bilinmesi açısından önemli hocam. Evet. Mesela bu herhalde. kapsamda biz o bölgeye olan ilgimizden dolayı Türk Konseyi'nin altında e, Türk Üniversiteler Birliği var, Hı. Dışişleri Bakanlığı üzerinden müracaat yapılabiliyor. Hı. Türkiye'de 7-8 üniversite oranı üyesi, biz de onlardan bir tanesiyiz. Aynı Erasmus benzeri, Orhun Değişim Programı var mesela, biz onun Hı. parçasıyız. Çok güzel. Öğrencilerimizi Türk dünyasına gönderiyoruz, oradan bize geliyor. Biz de mesela ben onu ilk defa duydum, çok çok evet. Orhun Değişim Programı, evet. yani o, mesela Mevlana gibi falan müşteri, bizde evet, biz mesela evet. var. mı? Me, Mevlana biraz... Proje bazlı daha evet, çok yani lokal anlamda öğrenci ama bir de belli bir şey var. Kamatik gibi yani. Lisansüstü öğren, öğrencileri proje bazlı değişimini evet. gerektiriyor. Ama bu Orhun Orhun normal Erasmus gibi. Erasmus gibi. Kısmen evet. o, o şekilde ve diğer bir de Erasmus evet. projesi şey var değişim programı. Bizim hatırladığım kadarıyla 21 ülkeden 73 tane anlaşmamız var. Şu ana kadar e, 1300 öğrenci gönderdik biz mesela e, Avrupa Birliği ülkelerine. Toplamda 1300 öğrenci gönderdik. Yıllık ortalama 120 ile 150 arasında değişiyor. Yani hani hmm. eğitim öğretime giden var, staja giden var. Yani bir kurumsal bir Bir ama hocam. Yani kur, yüzey... kurumsal bir şeyimiz var. Uluslararası sekreter koordinatörlüğümüz var. Yani uluslararası ajansıdan tabiri caizse e, e, tahsis ettiği parayı ek bütçe de isteyerek ciddi anlamda kullanıyor. Yani. Çok güzel. Yani o mesela dediğiniz gibi o çok önemli hocam. Çünkü birçok daha önceden bunlar mesela şimdi biraz daha bilinç arttı. Önceden çünkü bu para buraya geldiği zaman geriye dönmesi de negatif. Evet. Yani o parayı tüketmek hatta ek istemek yani bunlar güzel şeyler. Evet. Yani şöyle çünkü mesela Erasmus bütçesi performansınıza göre tahsis ediliyor. Evet. Bu yıl mesela tahsis ettiği bütçeden yüzde seksen oranda kullandıysanız yıl ise yüzde seksenlik bütçe veriyor. Hmm. Dolayısıyla siz bu yıl yüzde yüz verdiğini 120 birim yüzde artırılmış bir şekilde kullanırsanız o sizin baz etkiniz oluyor. Gelecek yıl 120'lik yirmilik bir hakla ee, başlıyorsunuz. Tabii o kullanamayanlardan <laughs> size aktarmış oluyorlar. Evet, evet, ne güzel işte hocam evet, yani evet, burada. Onu şey <laughs> yapıyoruz yani yani bir, bir kurumsal bir yapımız var. Ee, i̇kili anlaşmalardan da çok öğrenci geliyor, ee, özellikle Kazakistan'dan e, bize yoğun bir şeyimiz var. Öğrenci gelir ikili anlaşmalar çerçevesinde. Ee, burada hocam tabii ilin ve üniversitenin imkanları bakımından e, e, barınma sorunu filan onlar nasıl hocam herhalde sorun yok diye biliyorum ama. Evet barınma sorunumuz yok bizim. Kampüste 11 bin kapasiteli yurt var. Kampüse entegre hemen dibinde. Evet. Bunların çok büyük bir kısmı da kız öğrencilere hmm. tahsis edilmiş. O açıdan öğrencilerimiz için güvenli bir Doğru, alan oluşturuyor. Aileler bir de, biraz daha hassas oldu bir konu. Tabii doğrudan yani. şeye, kampüsle entegre, yani kampüsle iç içe zaten. Ee, barınma ile ilgili sorunumuz yok. Ve biz tabii öğrencilerimize de özellikle akademik anlamda zaten müfredatlar, formal müf müfredatlar akademik anlamda gelişmesine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bulunmakta. Ama biz... Öğrencilerimizi özellikle sosyal, kültürel faaliyetlerle de kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Değil mi hocam? Bizim üniversitede toplamda 66 tane şeyimiz var, Kulübü. kulübümüz. Hmm. 10 bine yakın öğrenci var. 25 bin öğrenciden düşünseniz %35 civarı yani örgütlü diyorum ben bazen takılı Abi. şey Abi, yapıyorum size. Ee, ve bütün kulüplerimizin mesela her Yani her... kolektif akılla düşünebilen ciddi bir kitle dolayısıyla. Yani çok güzel şeyler. Bizi sevindiriyor onların Hı. faaliyetleri. Yani ben her dönem en azından bir kulübün bir faaliyetini desteklemeye çalışıyorum her dönem. Ee, tabi aktif olan oluyor, bazen olmayan oluyor, bazen Hı. yönetimleri değişiyor falan ama Bazen birlikte iş yapıyorlar. Bunları biz çok önemsiyoruz. Yani küçük kulübün bir araya gelip bir iş yapması. Çünkü farklı gayelerle kurulmuş kulüpler ortak bir amaç için bir araya geliyorlar bazen. Bu dayanışmayı gösteriyor. Geleğe dönük de umut vaat etmiş oluyorlar. Neticede Tabii. hayatlarında da demek ki e, entegrasyonlu iş yapabilme kabiliyetleri evet, ortak evet, demektir evet. yani. Evet. Yani onlar önemsiyoruz. Onları destekliyoruz. Üniversitemizde e, e, spor alanları hepsi mevcut. Yani yüzme havuzu, hmm. açık futbol sahası, kapalı salonlar halı saha tenis kortları yani e, bunlar hepsi Yok. Yok. mevcut Yok. Yok. E, işte bir, bir, genel e, tabii büyük üniversitenin büyük bir çoğunluğu sağlıyordur İşte kampüsümüzde e, işte ücretsiz e, fi hizmeti sağlıyoruz öğrencilerimize e, modern bir ferah bir kütüphanemiz evet. var kütüphanemiz hem basılı kaynaklar itibariyle hem <laughs> Elektronik veri tabanları itibariyle oldukça yetkin. Yani kaynak paylaşımında dünya ile entegre olma anlamasında sıkıntı yok. Tabii yani. veri tabanları açısından entegreyiz zaten. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğer dil bariyerini eee bariyerleri yoksa her evet. türlü veri şeye o, bilgiye erişebiliyorlar yine yani veri Peki hocam mesela burada benim tabii şahsen de gerçekten önemsediğim üniversitelerin uygulama araştırma merkezleri mesela işte bölgenize müşahhas, oradaki bir şeyi böyle kalkındıralım. Ee, ve buranın işte az önce bahsettiğimiz bir takım değerleri var. Mesela Oralara dönük böyle uygulama araştırma merkezleri projeleriniz ya da yürüyen ya da ileride şöyle bir mesela işte ne bileyim tarımda veya az önce bahsettiğiniz alanlarda daha verimli şeyler üretebilmek adına uygulama araştırma merkezleri spesifik. Evet. Ya bunlar var mı? Laboratuvar altyapılarınız hocam tabii. biraz onlardan Şimdi, da. Şimdi biraz önce üniversitemizin üç stratejik önceliğinden bahsettim. Enerji, Tabii. nanoteknoloji, gıda tarım diye. Orayı biraz derinleştirmek sondaj evet. yapalım inşallah. Tabii biz bu 3 alanla ilgili 3 yani 14 tane araştırma uygulama merkezimiz var bizim üniversitede. Ama bu bu üçüne çok öne 5 önce... dakikamız galiba hocam. E, bu arada hani cümleniz yarım evet. kalmasın belki o Tabii. efradını camiye dedik mi <laughs> yani hani. Bu 3 alanda biz birer araştırma merkezimiz var. Mesela evet. temiz enerji araştırma uygulama merkezimiz var. Hidrojen yakıt pilleri alanında çalışıyor bu. Hmm. Ee, bu konuda mesela üniversite sanayi işbirliği, Türkiye'deki önde gelen bir elektronik firmasıyla e, işbirliği e, modelimiz ve çıktıları üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü evet. mesela. Bu önemli. Yok, tabii. Diğeri nanoteknoloji. Nanoteknoloji alanında bu güneş hücresi değer zinciri dediğimiz yani silisyumdan kadar kadarki olan o süreci endüstriyel arge yapacak altyapımız var. Türkiye'de sayılı yani üniversite ismini zikretmek istemiyorum. İlk 2 3 üniversiteden biriyiz. Bunlar bunları duymak bizi iftihar ettiriyor evet. hocam. Yani şimdi mesela bunu siz buraya gelmeseniz biz mesela işte nereden duyacağız evet. bileceğiz. Tarımsal yani oralarda bir şeyler oluyor zannediyoruz ki hep burada oluyor olmuyor işte yani <laughs> onu demek ki yani açılışta onu söylemek evet, istedim aslında evet. bir de gıda tarım alanında da tabii tarım alanında biz biraz tarım bilimleri fakültemiz sizden bahsetmem lazım buraya kadar gelmişken tabii. Türkiye'de İngilizce eğitim yapan tek tarım fakültesi Aa. lisans öğrencilerinin tamamına bir özel sektör kuruluşumuzun vakfı tarafından burs verilmekte. Ne güzel. Tüm öğrencilerimize ve Türkiye'de İngilizce eğitim yapan dediğim gibi tek tarım fakültesi örgütlenmesi Okunluğu klasik. kimse o vatandaşımız, o değerli iş insanımız, gönül insanımız neyse hakikaten tebrik ediyorum. Evet, ya. evet. Allah razı olsun. Biz de çok memnunuz. Ne Nideli bir iş adamımızın hem fabrikayı kurmuş hem Fabrika diyorum, pardon. <laughs> i̇ş adamı deyince fabrika. Fakülteyi kurmuş, hem laboratuvarlarını kurmuş, hem bir çiftliğimiz var, hayvansal üretimle ilgili modern bir çiftliğimiz var. <laughs> Orada da böyle işte modern hayvancılık nasıl yapılır, onunla ilgili sektörle, oradaki hayvancılık da yaygın o orayla da işbirliği geliştirmeye çalışıyoruz. Büyükbaş, 70'e yakın büyükbaşımız var, 400 tane falan koyunumuz var. Günlük 7 bin falan yumurta çıkar e, üreten bir şeyimiz var, yapımız maşallah var. Maşallah hocam, buralarda olsak yumurtayı keşke oradan alsak organik. <laughs> evet. 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 Yani evet, e, sizin dediğiniz araştırma uygulama merkezlerinde öne çıkan e, araştırma uygulama merkezlerimiz, e, ki e, bunların hem teknolojik altyapısı var, hem de akademik anlamda e, e, örgütlü e, çalışan mekanizmalar var, iş yapan e, e, bir yapıda. E, her bir stratejik alanımızı destekleyen bir araştırma uygulama merkezimiz Aktif bir şekilde var ve destek veriyorlar. Evet. Bu yani bu işte benim mesela hocam dediğim gibi yani çok hakikaten mutlu olduğum şeyler şahsım adına yani haşa yani akreditasyon olarak bizim böyle bir şeyimiz yok ama bir vatandaş olarak bu ülkeyi seven hani bu biraz dertli olan birisi olarak bunları duyduğumuzda mutlu oluyoruz çünkü evet üniversite e, uluslararası bir değer üretiyor fakat kendi bölgesinin bölgesel olan şeyini dünyaya açıyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda sizin yapmış olduğunuz şeyler çok önemli son iki dakikamız hocam aklınızda bir şey kalmasın diye böyle böyle öğrencilerimize yani ya işte bunlar Evet bir birçok bir, bir tercih etmeleri için bir sürü sebep var evet. ama ekstra farklı ifade etmek istedikleriniz var mı Onları da böyle ben şöyle dakikada, söyleye, şöyle söyleyeyim birlikte yani, inşallah siz de ifade ettiğiniz niilenin coğrafi konumu Türkiye'nin kalbinde merkezinde bir çok ana kente rahat bir ulaşım olan bir şehir. Orta ölçekli bir şehir. Yerel yönetimlerimiz, belediyemiz, valiliğimiz, diğer kamu özel kuruluşları da ciddi katkı da veriyorlar. Yani üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hemen her türlü sosyal kültürel ortam mevcut şehirde. Yani ben işte hani bazen üniversite şehri falan diye şey yapıyorlar ya öğrenci şehri, üniversite şehri. Tam belki o anlamda marka bir şeyimiz yok ama yerel yönetimlerimiz ciddi anlamda burada e, gayret sarf ediyorlar. Biz de bu yönde işbirliği içerisindeyiz. E, ya, toplumun yaklaşımı üniversite öğrencisini destekleyen besleyen bir yapı değil mi o? Evet evet. E, ve e, biz burada e, işte e, güvenli bir şehirde, e, ulaşımın kolay olduğu, yaşam maliyetlerinin e, oldukça e, uygun olduğu bir şehirde, uluslararası standartta bir eğitim eee vaat ediyoruz. en azından bunun gayreti içerisindeyiz. öğrencilerimiz mezun olduklarında hem yerel hem ulusal hem uluslararası dil bariyerlerini açmışlarsa eee istihdam imkanlarına kavuşabilirler. Yani biz o yani verdiğimiz eğitim açısından bunun bunun bu standartlarda olduğunu düşünüyoruz. Çok. Yani biz işte müfredat güncellemeleri falan bu açıdan önemli. Seçmeli dersler değil mi hocam? O dediğiniz gibi zaten az önce ifade ettiniz. Yani yani biz bir mezun yetiştiriyoruz ama sanayiden veya sektörden bir haber değil. Onların taleplerini de göz önünde bulunduran örtüşen bir mezun e, anlayışınız var. Evet. Bu kadarla, evet, bu çok önemli hocam. Çok bu teşekkür önemli. ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür. ederim. E, i̇nşallah güzel, sağlıklı, huzurlu bir zeminde yeni öğrencilerinizle size güzel yıllar, güzel e, faaliyetler, hizmetler diliyoruz gerçekten. Ee, sizi dinledikçe biz iftar ediyoruz hocam. Ee, çok daha güzel, çok daha yüksek işlerde inşallah bizi dünyaya açın ee, i̇nşallah, hocam. İnşallah. Ee, i̇nşallah yüzde yetim açarız yani. E inşallah. i̇nşallah en büyük temennimiz o onlarla böyle bir hasbihal eder, bir kucaklaşmayla gerçekten. Çünkü kampüs hoca. Evet. O hocadan istifade edilmesi gerekiyor herhalde. İnşallah bu sene ona kavuşurlar i̇nşallah. hocam. Ee, efendim birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümde farklı bir üniversitemize projeksiyon tutacağız. E, de e, efendim e, Ömer Halis Demir üniversitemizi e, tanıdık. E, tabii e, çok değerli bir ismi biliyorsunuz yani üniversite ismini veren e, o kıymetli kahramanımızı çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla inşallah orada o e, zeminde ve o ruhta güzel insanlarla birlikte olabileceğiniz bir zemine hocamız sizi davet etti. E, bir ikinci bölümde görüşmek üzere.